efendim. Sanki sünger gibi. Yürüyor mu altı bu da? Evet. Bu büyük bir ihtimalle mercan ya. Evet. Çünkü üzerindeki noktalara baktığımız zaman mercanı anımsattırıyor yani. Daha önceki bulduğumuz şeylerle karşılaştırdığım zaman. Bunu geçen günkü pazar günü yürüyüşümde, dua yürüyüşümde buldum. Daha önce mesela 10 hektarlık bir alanda tarama yapıyordum. 10 hektarlık tarama yaptığım alanda güzel fosiller buldum. Bunu farklı bir alana yürüyüşe çıktım. Bunu da farklı bir alanda buldum. Daha önce ben 10 hektarlık bir alanda olduğunu düşünüyordum bu fosillerin. Ama gördüm ki en az 50 hektarlık bir alana dağılmış bu fosiller. Bunu da yeni buldum. Bunu mercana benzetiyorum. Ki şekil olarak da şeye benziyor, süngere benziyor ama üzerindeki ayrıntılara baktığın zaman yani mercan olduğunu zannediyorum yani. Bu taşları ben farklı farklı taşlar olarak algılıyordum yani. Başkalaşım taşları diye düşünüyordum. Alıp böyle hoşuma gidiyordu, sırt çantama koyup getiriyordum. Sonradan bir arkadaşım bana bunların fosil olduğunu söyledi. Fosil olduğunu söyledikten sonra daha da dikkatimi ve ilgimi çekmeye başladı. Stok yapmaya başladım. Şu an elimde 100-150 tane böyle güzel şeyimiz var. Fosillerimiz var. Yani bu bölgede 50 hektarlık bir bölgede araştırma yapılıp o bölgenin sit alanı ilan edilmesi, ilçe merkezine de bir fosil müzesi kurulmasını, ilçemiz ekonomisine katkısı olacağından dolayı bunu istiyorum, talep ediyorum yani. 10 yıl değil de yaklaşık 1-2 yıldır buna heves etmeye başladım. Doğa yürüyüşlerinden sonra bendeki sayı az miktar olarak. İlgi çekici malzemeler var ama çok değil. Ama araştırmaya, gezmeye devam ediyoruz. Yani bunun turizm açısından değerlendirmesi tabii ki tut için iyi olur. Bizim Yarpuzu dediğimiz mevkide, yani bu fosillerin bulunduğu mevkiye de fosilleri tespit etmeye başladım. Toplamaya başladım. Yani bunların değerlendirmesi iyi olacağını düşünüyorum turizm açısından. Adıyaman ile Tut ilçesi sınırları içerisinde deniz mercanı fosili olarak adlandırılan bir fosil tespit edildi. Bu fosil üzerinde yapılan inceleme sonucu fosilin üst kretasa dönemine ait, yani günümüzden 65 milyon öncesine ait bir fosil olduğu ortaya çıktı. Zaten daha önceki tespitlerde de Tut ilçesinde geniş bir fosil lokasyonunun bulunduğu ile ilgili elimizde veriler bulunmaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.